yerinden merhaba, ben Buğçe Kondakçı. Bugün sizlere evde yaptığım doğal bir maske tarifi vereceğim. Benim sürekli yaptığım bir maske bu arada. Maskeyi de bugün Ece'yi yapıyorum. Kurbanım. Merhaba. Evet, kurbanım Ece oluyor. Ece'yi artık zaten tanıyorsunuz. Bu kaçıncı videomuz olacak yani. Bugün de zaten bir tane daha video çektik birlikte. Bugün ikinci videomuz. Makyaj videosu yaptık. Şimdi de ona maske yapacağım. Maskemi de ben genellikle normalde hani evdeyken duştan çıktıktan sonra, ben duşta bu arada böyle bayağı böyle keselenen bir insanım yani, her yerim keselenir falan, yara yaptığımı bilirim böyle keselemekten. Yüzümü falan da ben böyle hafifçe kesiliyorum duştayken. Duşta da tabii hani gözenekler açıldığı için duştan çıktıktan sonra genelde yapıyorum ki ben bu maskeyi gözeneklerimin içine iyice girsin ve gözeneklerimi temizlesin diye. Bu arada çok aşırı kuru cildiniz varsa böyle bir maskeyi yapmanızı önermem kesinlikle. Çok mu kuru? Değil bence çok kuru. Çok kuru bir cilt. Ya ben çok kuru derken böyle pul pul dökülen ciltler olur ya, böyle çok aşırıysa yapmasınlar yani. Tamam. Yoksa kuru cilt, dün mesela az yediği bir arkadaşım var, onun da kuru cildi var. Ona yaptım, baya böyle temizledi, güzel görünüyor. Neyse, maskeyi yapmak için öncelikle daha önceden kullandığım, ya burada yapmak için şimdi evde kaseyle falan yapıyorum da, burada yapmak için boş bir şey getirdim. Maske şişesi getirdim, kabı getirdim. Bir bebe pudrasına ihtiyacınız olacak, bir de gül suyuna ihtiyacınız olacak. Tercihen bir fıça kullanabilirsiniz maske sürmek için. Göz kararı yapıyorum ben bu maskeyi. Biraz döktüm de. Biraz sıkıyorum bebe pudrası. Yani böyle kıvamını tutturmak. Görünmüyor büyük ihtimalle ama kıvamı hani göstereceğim, kıvamının nasıl olması gerektiğini. Göz kararı koysunlar. Zaten çok artsa da bir şey olmaz yani. Hani 2 liralık bebe pudrası kullanıyorsunuz. Birazcık artsın, çöpe gider devamı. Sadece çok sulu olmasın. Çok sulu olduğu zaman damlıyor maske. Böyle karıştırarak yapacağım. Karıştırması çok zor oluyor. O yüzden ben fırça kullanmayı tercih ediyorum bu maskeyi yaparken. Parmağımla falan karıştırırken çok zor oluyor çünkü sürmesi de zor oluyor. Böyle ne kıvamı diyebiliriz buna sence? Muhallebi kıvamı. Yok. Birazcık daha sıvı. Muhallebiden birazcık daha sıvı ama hani maske kıvamı işte yani. Çok böyle koyu olmayacak. Sussunlar. Mutlu musun sana yaptığım için bu maskeyi? Evet. Ece çok mutlu görünüyor değil mi? Çok merak ediyor. Bu maskeyi ona yaptığım için. Ama bu maskeyi ben gerçekten sürekli yaparım yani. Hani gerçekten çok sevdiğim, önerdiğim, yakaladığım, çok sevdiğim ve önerdiğim için yapıyorum bu maskeyi. Ne faydası var acaba? Abi gözenekleri falan çok güzel, böyle cildim bembeyaz oluyor. Bebek gibi oluyor. Gerçekten. Evet, gözünü çıkarırsan sürekli. Biraz üzerine dökülebilir, bir şey olur mu? Ya bu işlerden devam edecek ya. Çok eğleniyorum ben şu an. Ama çok güzel kokuyor biliyor musun? Hı hı. Gül suyu kokuyor. Ben pudra, hayır pudra kokuyor. Pudra ile gül suyu böyle karıştığında çok güzel bir koku var. Çok bebeksi bir kokusu var. Bilmiyorum ne diye. Sen nasıl bir potlar kreatörsün ya? Yerim seni. Aşkım. Bir yandı sanki kız. Yok kız. Ölüyor muyum acaba? Yok kız. Her gün yapıyorum ben. Her gün yapmıyorum da haftada 1-2 yapıyorum ben bu maskeyi. Nereden evet. Aklına geldi böyle şey yapmak? Bir yerde görmüştüm, benim bu senelerdir yaptığım bir maske ya. Çok da severim yani. Marka, çok marka kullandım, bir sürü marka kullandım şey için, maske için. Bu bence diğerlerinden daha iyi yani. Çalarını birazcık daha sür. Bir 20 dakika falan kurumasını bekliyoruz. Zaten kuruduğunu anlıyorsunuz yani, dökülmeye başlıyor artık kuruduğu için, bütün böyle gül suyunu emiyor artık cildiniz. Gül suyu da bayağı hani gözenekleri falan temizleyen bir şey olduğu için çok iyi. Gül suyunu emecek iyice ve sadece bebe pudrası kalacak yüzünde. Ha, böyle düşmeye konuştukça düşmeye falan başlıyor hadi işte. Hadi ya, çok enteresan. Dur ya. Islakma. Bugün Ece beni sevmiyor galiba. Aşkım çok seviyorum ya, değil mi? Ha, ne oldu? Ne oldu? Sürmek kolay. Kuruyor bayağı, çenen kurudu. Yanaklarını kaldı biraz. Biz 20 dakika bekledik şimdi. Bayağı böyle üzerine
bebe pudraları dökülmeye başladı. Olduğundan fazla bile bekledik. Yani olması gerektiğinden fazla bile bekledik. Kim yıkayacak? Ben annem misin? Ya annesi gibiyim gerçekten burada. Üzerini falan siliyorum ediyorum. Bakın. Evet. Yıkayabilir artık maskeyi. Böyle yapıyorsa maske yıkayabilirsiniz demek. Hani yıkamanız gerekiyor. Sallayın baktığınız dökülüyor. Evet. O zaman bulacağım kanka. Kek geliyor. Verdiği hisler çok yanımdan oldum. Yıkadım geldi hemen. Evet. Çok yumuşacık gerçekten. Ece artık zaten top Ece de Ece yorumlarını yapacak evet, maskeyle gerçekten ilgili. Aşırı iyi. Yani ben bunu her akşam yaparım. Yani bak. Güzel oldu böyle. Duyusu 2 lira. Şu 2 lira, 4 liraya yaklaşık olarak 200 tane maske yaparsın. Ve hani baksana full ben maske için kullandım. Görünüyor mu bilmiyorum ama şurasında falan yani. Küçücük bir şey kaldı azıcık. Sürekli yapıyorum bu maskeyi, o kadar seviyorum. Ama cildim biraz kuru. Evet, cildiniz kuruysa sonrasında böyle nemlendirin. Ama böyle ciltteki fazla böyle şey hissettim. Sana doğru geldim ben. Aynen bir de böyle hani sanki cildim gerçekten arınmış gibi. Evet. Hani Shiseido'nun maskesini yaptığım zaman bile bu his olmuyor bende. Aynen benim de öyle dediğim gibi hani bir sürü maske kullandım. Bir sürü farklı farklı maskeler denedim ettim. Hani en güzeli gidip onu da alabilirim, o maskeyi de alabilirim. En güzeli, en uygunu, en böyle bir de doğal olmasını da seviyorum ben açıkçası. Hani doğal derken hani bebe pudrası falan çok şey değil ama doğal değil hani yararlı değil aslında bebe pudrası ama en azından evde ne koyduğumu biliyorum içine. Diğer türlü maskelerin içinde her türlü şeyler var ben yani. Yani pudra. En fazla insanlar makyajdan sonra yüzlerine sürüyor. Evet, yani bir tatsız pudra olması gerekiyor aslında. O daha iyi oluyor. Talt pudrası mı birazcık zararlı onlar. Kanserojen madde içeriyormuş galiba. Evet, tatsız pudra bulursanız onu almanızı tavsiye ederim. Gül suyu da organik olursa çok çok daha iyi olur tabii sizin için. Kendi cildinize yapıyorsunuz maskeyi. En iyisi olsun, en güzeli olsun derim. Yumuşacık oldu. Oy! Oy! Senin için öptüm. Ece. Buradan da dokun. Oh! Evet. Lollipop'unu yiyerek devam ediyorum. Günümüze devam edeceğiz artık. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ece'nin kanalına göz atmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.